Sadece kapatıp gideceğiz. Biz sadece dükkan sahibine çalışacağız. Ben burada 25 milyar çıkaramıyorum ki kendime bakabileyim. Nasıl kendime bakayım? Bir aileye bakayım. Kiramı mı vereyim, elektriğe mi vereyim, suya mı vereyim? 25 milyar kim verecek? Siz olsanız verir misiniz? Bu bizim sokakta 6 liradan 25 liraya çıkaranlar da var. Adam nedir ona göre bir sözleşme yapmamış. Ya sen devletin koyduğu tepe tepeye göre gitsen yine de o kadar değil. Bugün 6 bin veriyorsan yarın en çok vereceğin 10 bindir. Yani böyle giderse hep tüm esnaf kapatır. Kirayla başa çıkamazsın. Ben bugün bu dükkanda aylık 25 milyar kazanmıyorum ki sana vereyim. Aylık 25 milyar sana versem ben çocuğuma ne vereceğim? Yani burada gün geliyor ben siftah bile açmıyorum. Artan ev kiraları, ondan sonra iş yerleri kiraları, yani geçen yıllara göre şu an yüzde bir 500-600 bir artış var yani. Bu dolayısıyla Türkiye'de olan kriz hemen hemen herkesi etkilemiş bir durumda. Özellikle mesela orta ölçekli esnafları bayağı etkiledi. İnsanlar artık yani ne bileyim yaşam şartları biraz zor. İnsanlar artık gezemiyor enflasyondan dolayı. Çocuklarına vakit ayıramıyor. Daha çok çalışmak zorundadır. İşin doğrusu sıkıntı sadece kiralar değil ki. Yani hangisini tutsan elinde kalacak. Kiraya dükkan sahibi zam yapmış ama tamam itiraz ediyoruz. Gidiyoruz bakıyoruz ki dükkan sahibi de kiracı ona da başka bir zam yapmış. Denetleyen kimse yok. Takip eden kimse yok. Kiraların altından çıkamıyoruz. Yani şimdi bu eğer böyle giderse bu işsizler ordusuna bir 5 çarpı daha ülkenin sırtına yük olacak. Ha birilerinin umurunda mı umurunda değil sanmıyorum. Yani yeter ki işte orada ya Allah Bismillah diyelim. Camide bir tane fotoğraf namaz mesajı verelim. İki tane Allah kelamı konuşalım. Bitti. Halk buna inanıyor. Yani din afyondur derken bir dine hakaret etmiyor bu tezi savunan. Din uyuşturur diyor ki bunu İslam içinde söylemiyor. Din uyuşturuyor. İnsanların sağlıklı düşünmesine önüne engel oluyor. Yanlış mı? Aynen öyle. Yani her günümüz dünümüzden beter. Her günümüz dünümüzden beter. Umut yok. Ters bir asansörde yürüyoruz. Ve bunu biliyoruz. Eskiden kiramızı belirlediğimiz zaman mesela ilk başta kira sözleşmesinden belirtebiliyorduk. Diyorduk %10'luk, yıllık %10'luk ya da %15'lik bir artış olacak. Şimdi öyle değil mesela. Dükkan sahibi geliyor diyor ki kardeşim diyor bak geçen sene ekmek bu kadardı ya da un bu kadardı ya da yağ bu kadardı diyebiliyor mesela o şekil biz şey yapamıyoruz mesela adam her şeyi una yağa bağlıyor şekere yağda şeye bağlıyor. Onun için mesela biz bir şey diyemiyoruz yani adam da kendisince haklıdır biz de haklıyız. Yani bilmiyorum haksız kimdir biz bilmiyoruz. Para kazanmadığın zaman sadece kira çalıştığın zaman yani ortada bir şey olmadığı zaman insan zoruna gidiyor mesela. Sadece çalışıp kira verdiğin zaman insanın zoruna gidiyor. Mesela düşünün bir adam asgari ücret arıyor. Onu 11,5 milyar para arıyor değil mi? Mesela ben şu an şeyci olsam, ev sahibi olsam ya kenar mahalle ben çekinirim zam yapmaya. Mesela adam verse 3 milyar şey verse, kira verse adam ne yiyecek, ne içecek, ne bakacak, neye bakacak? Hadi 2 tane öğrencisi olsa günlük ekmeğini şeyini hesaplasan gene kurtarmıyor. Yani bu şartlarda imkansız. Hani kiralar zaten yükseliyor. Ev sahibi olsa kira yapmaya çekiniyorsun, zam yapmaya çekiniyorsun. Sıkıntı yani. Thank you.